Bir otobüsteki yolcuların 38 tanesi Türkçe, 22 tanesi Fransızca biliyor. Her ikisini bilen 12 kişi varmış. Şimdi o zaman şöyle yapalım, bakın. Fransızca, Türkçe. Şurada 12 kişi var, doğru mu? Fransızca bilen kaç kişi var? 22. 22'den 12 çıktı, 10. Türkçe bilen kaç kişi var? 38. 38'den 12 çıktı, 26. O zaman burada kaç kişi var diyor. Tamam. 10 artı 12 artı 26'dan 48 olur cevap. Bu kadar. İngilizce ve Almanca dersleri verilen bir dil kursunda sadece Almanca dersi alan 7 ve İngilizce dersi alan 15 kişi olduğuna göre kursa katılan kaç kişi vardır yani? Soru bu. Anlaştık mı? İngilizce ve Almanca dersleri verilen bir dil kursunda sadece Almanca dersi alan 7. Bak. Sadece Almanca alan 7. Sadece Almanca. Bak. Ve İngilizce dersi alan 15 kişi olduğuna göre. Yani şu kısmın tamamı 15'miş bak. İyi düşünün. Burası 15 kişiymiş. O zaman diyor kursa katılan kaç kişi var diyor. Tabii ki 22 kişi vardır. Yani buranın tamamıdır cevap. Değil mi? Öyle düşünün. Şimdi buna bakalım. Bir toplulukta sadece voleybol oynayanların sayısı voleybol ve basketbol oynayanların sayısının iki katına eşittir. Bu toplulukta basketbol oynayan 15 kişi, voleybol veya basketbol oynayan 21 kişi olduğuna göre voleybol oynayan kaç kişi vardır? Şimdi voleybol ve basketboldan bahsediliyor. Bak şimdi. Dikkat et. Voleybol ve basketbol. Şimdi diyor ki sadece voleybol oynayanların sayısı voleybol ve basketbol oynayanların sayısının iki katına eşit. Burası x ise burası x'miş. İşte sizin bilmeniz gereken yer buraydı. Önceki derslerimizde sadece voleybol oynayan deyince 2x'in olduğu yeri kastediyorduk. Bunu anlatmıştık hani önceki derslerimizde. Şimdi buna göre devam edelim. İki katına eşittir. Bu toplulukta basketbol oynayan 15 kişi. Yani şurası 15'miş bak. O zaman şu kısım 15 eksi x olmalı. Çünkü tamamı o basketbolun tamamı 15 ya. X'i çıkar. O yalnız basketbol oynayan 15 eksi x kişi vardır. Sonra devam ediyoruz. Voleybol veya basketbol oynayan 21 kişi. Yani 2x artı x artı 15 eksi x ne olmalı? 21 olmalı. Buradan 2x artı 15 eşittir 21. 21'den 15 çıktı. 6x eşittir 3'müş. Şimdi soru ne diyor? Voleybol oynayan kaç kişi vardır? Voleybol oynayanlar biliyorsunuz 3x kişi. O da 3 kere 3'ten 9 kişi vardır voleybol oynayan. Soru bitti. 40 kişilik bir sınıfta matematik dersinden kalan 10 kişi, Türkçe dersinden geçen 30 kişi vardır. Her iki derslerinde kalan 6 kişi olduğuna göre matematik ve Türkçe dersinden geçen kaç kişi vardır? Bak şimdi bu soru biraz daha zor öbür soruya göre. Bunu şöyle düşünün bak. Şuraya önce 40 yazacağım. Hani 40. Bu dursun. Şimdi şurası matematik, şurası Türkçe. Bak şimdi ama. Bu da evrensel küme. Ben şimdi buradaki en önemli nokta şurası bakın. En önemli nokta bana göre şurası. Bunu algılarsak neticeye çok daha seri varacağız. Her iki dersten de kalan 6 kişi. Ha, işte bu soruda bura önemli. Her iki dersten kalan 6 kişi. Sen buraya geldin 6 yazdın. O zaman bu şu oldu. Benim bu yaptığım küme kalanları bulmuş oluyorum ben. Kalanların topluluğu bak. Şimdi soruyu baştan okuyorum. 40 kişilik bir sınıfta matematik dersinden kalan 10 kişi bak. Kalan matematikten kalan 10 kişi. Şimdi 6 kişi her iki dersten kaldıysa sadece matematikten kalan 4 kişi vardır. Doğru mu? Tamam. Şimdi bak şuraya dikkat et şimdi. Türkçe dersinden geçen 30 kişi vardır. O zaman bu T'nin dışı 30'muş bak. T'nin 24. dışı 30'muş. Bunu anladınız mı? T'nin dışı demek yani 4 şu T'nin dışı bir 4 var burada. O zaman 26 da burada olmalı. Hani T'nin dışı bak.
Az önce biz matematik ve Türkçeden kalanları oluşturduk. O zaman Türkçeden geçenler demek kalanların dışı olmalı. Hani Türkçeden kalanları oluşturduk. Kalanların dışı, hani geçenler demek 26. Şimdi 26, 4 daha 30. 36, 40'tan 36 çık. 4. O zaman şurada 4'müş. Şimdi sorunun kalan kısmını okuyalım. Matematik ve Türkçe dersinden geçen kaç kişi vardır? Bak şimdi. 26'yı görüyor musun? Cevap 26. Bak 26 cevap. İyi bak. İyi düşün. 56 kişilik bir sınıfta fizik dersinden geçen 35, kimya dersinden geçen 32 kişi olup her iki dersten kalan öğrenci olmadığına göre her iki dersten geçen kaç kişi vardır? Şimdi bak şimdi. Bir dakika dur. Bak şimdi. 56 kişilik bir sınıfta 56 kişilik bir sınıfta fizik dersinden geçen 35 fizik bir de kimyaydı değil mi? Tamam. Fizik dersinden geçen 35 kimya dersinden geçen 32 kişi. Bunlar geçenler. Bunlar geçenler. Sınıfta başarılı olanların kümeleri bunlar. Ve burada her iki dersten kalan öğrenci olmadığına göre derken şura sıfırmış yani dışarıda bir yer yok yani. O zaman bak şimdi bana X'i soruyor. Soru bu. X nedir diyor burada. Hani her iki dersten geçen kaç kişi var? O zaman şurası 35 eksi X midir arkadaşlar? O zaman şurası da 32 eksi X midir bu durumda? O zaman bunların hepsinin toplamı bak hepsinin toplamı 56'dır değil mi? O zaman 35 şu eksi x artı x gider. Bak 7 67 eksi x eşittir 56'dan. 67'den kaç çıkarsa 56 kalır? 11. Cevap 11 arkadaşlar. Soru bitti. Gitar veya bateri çalanlardan oluşan bir grupta gitar çalanların sayısı bateri çalanların sayısının iki katıdır. Yalnız bir enstrüman çalanların sayısı 12 ve her iki enstrümanı da çalanların sayısı 3 olduğuna göre bu grupta yalnız bateri çalan kaç kişi vardır? Şimdi her zaman beni söylüyorum. Kesişim kümesi çok önemli. Bak burada her iki enstrümanını da bak her iki enstrümanı da çalanların sayısı 3. İşte bütün olay burada gizli. Gitar bu da bateri olsun. Bak şimdi. Gitar ve bateri. Dikkat et şimdi. Bura 3'müş. Evet. Bunda anlaştık mı? Evet. Şimdi sonra diyor ki bak şunu dikkat et. Yalnız bir enstrüman çalanların sayısı 12 diyor. Bu şu demek bak. Şurası mesela X ise burası 12 eksi X'tir bak. Hani X ile 12 eksi X'in toplamı 12. Anladınız mı? Çünkü oraların toplamı 12 ise ben bunu birine X dersem birine 12 eksi X derim. Öylece çözerim soruyu bak. Sonra sorunun başına dönüyoruz şimdi. Küme soruları biraz da bu yüzden zor. Yani soruya sondan başlaman gerekebiliyor. Hani baştan çıtır çıtır gitmiyor. O zaman bak gitar veya bateri çalanlardan oluşan bir grupta gitar çalanların sayısı. Şimdi burada sayısı derken ismin iyilik eki var. Bu eşittir demek. Şimdi gitar çalanların sayısı ne? X artı 3. Doğru mu? Evet. Şimdi sayısı bateri çalanların sayısının bateri çalanlar 15 eksi X'tir. Doğru mu? Sayısının buradaki şu nın tamlayan eki nın. Bak evet. Nın parantez demek kapatır orayı. Nın iki katıdır. İki katıdır bak. İyi düşün. O halde biz bu denklemi çözelim yavru ceylan. Buradan X artı 3 eşittir 30 eksi 2x 3x eşittir 27'den x eşittir 9 bulunur. O zaman soruya dönelim şöyle yavaşça. Burada x 9'muş bak. O zaman şöyle yapalım. Şöyle bir tane daha yapalım. Şura 9, şura 3, şurada 3 olur değil mi? Hani 12'den yani 9 3 daha 12. O zaman sorunun son kısmını okuyun. Bu grupta yalnız bateri çalan kaç kişi vardır? Yalnız şu 3'ten dolayı cevap 3 bak. Bu kadar.